Hepinize pazar gününden günaydın arkadaşlar, hayırlı sabahlar. Kahvaltı soframı hazırladım. Bugün böyle birazcık özeneyim dedim. Hava kapalı ve yağmurlu, bir yere gidilecek gibi değil. Bari dedim serpme kahvaltıyı evime getireyim. Böyle güzel şık bir mekandaymışız gibi düşünün. Şöyle sucuklu yumurtamız var, kahvaltılıklar burada. Patates, biber kızarttım, tazecik ekmeğimiz var. Domates, salatalık, ballar, kaymaklar. Allah olmayanları da versin inşallah. Daha ne olsun. Böyle biraz siyah tabaklarımı da ilk kez bugün kullanıyorum. Birazcık özeneyim dedim. Geçen çünkü bir arkadaş sormuş, Elif abla siyah tabaklarını hiç kullanmadın diye. Hadi dedim bugün kullanayım. Tabii bunlar servis tabağı olduğu için biraz büyükler. Kahvaltı tabağı olsaydı daha güzel olurdu. Olsun, biz de böyle bugün idare ederiz. Şimdi çayları dolduracağım. Afiyetle yiyeceğiz inşallah. Sizler de sofradaysanız sizlere de afiyet şeker olsun. Saat 3'e geliyor, nihayet gelebildim arkadaşlar. Mutfağı toparladıktan sonra evi de şöyle bir toparladım. Ama makine kurmadım bugün. Bugün dedim makine falan açmayacağım. Evin içinde öyle bir karanlık ki sabahtan beri Eylül ayı geldiğini belli etti. Yağmur hiç durmadı şu saate kadar. İnce ince de olsa yağdı. Biraz da ortalık serinledi. Hemen şu gömleğimi çıkardım. Oduncu gömleğimi, böyle atletlerin üstüne bu iyi oluyor. Böyle taytların üstüne bunu kışın seviyorum. Ne yapıyoruz? Biz şimdi Azra ile çarşıya gidiyoruz. Benim bir iki işim vardı. Öyle anne kız çarşıya inip geleceğiz. Onlar da baba kız babaanneye gidiyorlar. Anneme gideyim dedi Rıza da. Oraya gelirsiniz dedi. Anne, efendim kızım. Yağmur yağıyor anneciğim ara ara. Şu an durmuşken çıkalım dedik. Üstümüzü değiştirdik. Öyle yani, çok dolanmayacağız zaten. Bir iki işimi halledeceğim. Bakmam gereken bir iki bir şey vardı. Onlara bakacağım. Ondan sonra da geliriz zaten. Yani kayınvalidemlere geliriz. Öyle miskin bir pazar günüydü aslında dediğim gibi. Ama bir çıkalım dedik, bir hava alalım dedik. O yüzden çarşıda görüşürüz birazdan. Maskelerimizi de aldık. Aslında siyah maske alacağım böyle kışın. İyi olur beyaz. Hep bunlardan takıyorum, şu tellilerden, ama bugün görürsem kendime şöyle birkaç tane siyah maske alayım bakalım. Evet, maskelerimizi takıyoruz arkadaşlar. Burun altına değil, burun üstüne takıyoruz. Buradan da bir sosyal mesaj vereyim dedim. Ha tabi birazdan böyle basacaklar, bana basmayacaklar değil. Şu çantayla da bütün yazı çıktım. Kışı da bununla çıkmayı düşünüyorum valla. Cüzdanım sığıyor. Telefonumu aldım. Yedek maske koydum, bu ıslanacak çünkü. Duru Hanım'ı bekliyoruz. Kırka beğenemedi. Öyle bakalım. Çıkacağız. Azacığım maske burun üstüne. Çene altına no no kızım. Biliyorum, şimdi evdeyiz. Evdeyiz diye mi? Bak Duru da maskesini takıyor. Ağzını kapat. Hadi ağzını kapat. O da kapatacak. O da kapatacak kızım. Aferin sana. Hadi gidiyoruz. Şansımıza güneş açtı. Rıza bizi çarşıya kadar bıraktı. Geldik bakalım. Şansımıza yağmur falan durdu. Hava da açtı. Rıza ile Duru'yu gönderdik. Biz Azra ile açık çarşıya gidiyoruz önce. Bir oraya bakacağız. Ondan sonra da çarşı içine geçeriz. Şu gömleği çok beğendim. Erkek reyonunda belki Rıza'yı alabilirim. Benimkine benziyor. Her rengi var şu anda. Böyle üst kata çıkmadan buraya bir önce bakayım dedim. Siyahı da varmış. O da çok güzel.
biraz Rıza'ya alışveriş yaptık. Ona gömlek falan aldım. İstiyordu. Şimdi de biraz karnımız acıktı. Azra ile bir Burger King açıksa çarşıdaki. Bazen kapalı oluyor çünkü. Orada bir şeyler yiyeceğiz bakalım. Azra ile köfte menü söyledik arkadaşlar, ikili. Bunu çok seviyor. Ben de vallahi bugün artık Allah affetsin. O zaman bize afiyet olsun. Biz karnımızı doyurduk, züccaciye geldik. Buradan alacaklarım vardı. Duru ile kayınvalideme de paket yaptırdım. Onları dönüşte alacağım sıcak olsun diye. Rıza hamburger yemediği için ona da eğer açıksa bir yer var, oradan lahmacun alacağım bakalım. Şimdi buradan alacaklarımı alayım, ondan sonra dediğim gibi burgerleri alıp eve gideceğiz. Ay çok terledim bu arada. Şunlar var ya kahvaltıda falan kullanmak için, o kadar hoşuma gidiyor ki. Tanesi ne kadarmış? 5 lira. Çok güzeller. Bunlardan istiyorum. Değişik renkleri de var şurada. Siyahlı, beyazlı. Yine kendimizi kaybettiğimiz yerler. 15 liraymış altılı. Çok bakayım güzel. Anne. Kahvaltılık bak çok güzel. Ama sosluğum çok var. Burada evet. Tepsiler falan var. Baharatlıklar var. Ya burada çok güzel şeyler oluyor. Şöyle süs eşyaları var. Vazolar var. Bakın anne, vazolar çok güzel. Şey çok güzel. Halamda da var. Şunun büyüyor. Şayet konsol almaya karar verirsem konsolumun üstüne istiyorum şunlardan. Şunları çok beğeniyorum. Gerçekten vazolarıyla birlikte harikalar yani. Bakın harika vazolar var. Fiyatlarına bakalım bir. Fiyatları. Fiyat yazmıyor mu? 125 lira vazosu. Biraz fiyatlılar tabi ama çok şıklar. Çok güzeller. Bak şöyle masanın üstüne de mesela böyle üçlü. Bu da 125 liraymış. Yemek masasının üstüne şu alınabilir. Güzel. Ha, şu kaşıklardan görmüştüm pazarda. Ne kadarmış? 7,5 lira. Çok güzeller. Şöyle şeffaf siyahlılar var. Böyle kahvaltı tabakları, yine sosluklar var burada. Şunlar çok güzeller. 25 lira, 30 lira, 39 lira boy boy gidiyor. Baharatlı kavanoz hepimiz severiz değil mi? Şunlar da fena değil. Sonra şöyle siyahlar var. Evet, bunlar da çok tatlı gerçekten. Geldik. Onlara da Duru'yla ikisine böyle burger yaptırmıştım. Rıza'ya da pideyle sıcak simit aldım. O da çay demlemiş. Şimdi afiyetle yiyecekler bakalım. Duru Hanım çok sevindi patatesi görünce. Sanki evde kızarınca farklı oluyor ama işte dışarıdaki daha tatlı geliyor. Biz çayımızı içtik. Size şimdi Rıza'ya neler aldım onları göstereyim dedim. Hazır buranın ışığı güzelken. Şöyle iki tane keten gömlek aldım. Bunlar gerçekten çok rahat oluyor. Kolları da kıvrılabiliyor. Malı da çok güzel. Zaten şöyle anlayabiliyorsunuz. Rahat bir model yani. Bunlar 39,99. Yani 40 lira gömlekler. Kampanyadaydı sanırım. Şöyle bir de krem rengili böyle lacivertli aldım. Bunu da yine kolları şöyle kıvırabiliyorsunuz. Bunun da kumaşı çok güzel. Gömlek istiyordu. Evdeki böyle mevsimlik gömlekleri kötü olmuştu zaten. Bu renkte de bir tane keten pantolon aldım ona. İnce bir keten. Böyle bunu deneyecek bakalım bedeni olur mu olmaz mı bilmiyorum. Genelde 32-34 giyiyor.
olur diye düşünüyorum. Bir de tişörtlerde indirim vardı. Malum sezon bitiyor artık. 2 tane beyaz tişört aldım ona. Beyaz tişört giymeyi çok seviyor. 16.90'a düşmüştü şeyler, tişörtler. Bir tişört fiyatına 2 tane almış oldum. Bu da yine böyle yazılı bir model. Bugün de Rıza'nın kıyafet alışverişini yaptım. Genelde zaten evde herkesinkini ben alıyorum, biliyorsunuz. İnşallah güle güle giymek nasip olur bakalım. Böyle. Rıza deniyor şimdi arkadaşlar. Pantolon, bilekte bir pantolon. Bu sene biliyorsunuz erkekler de artık dar paça giyiyorlar bilekte. Altına da babet giyiyorlar. Babet alacağız çünkü Rıza'nın evdeki babetleri kötü oldu. Spor giydiği için hep. Gömlek gerçekten güzel oldu Rıza. Bunun asker yeşilini güzel de alalım bence. Pantolon çünkü malı güzel. Çok güzel. Gömlek de güzel. Yok, hep spor giyiyordum. Aynen, yakıştı. Bir de krem rengi gömleği giy bakalım. Ben onu da çok beğendim. Bu rengi de güzel oldu Rıza, değil mi? Güzel. O gömleğin asker yeşilini de alalım, mavinin. O çok güzel çıktı kumaşı. Gerçi bunun da güzel de mavinin kumaşı daha ince, böyle rahat bir şey. Değiştirelim mi yoksa? Yok yok, bir tane daha alacağım indiğimde. Çok gömlek vardı. Bunlar hoşuma gitti. Maviyle bu renk. Güzel bu ya. Bu da güzel. Duru ne yapıyor? Duru da senin tişörtleri deniyor. Bak bak. Rıza'ya aldıklarım tam oldu arkadaşlar. Gömleklerin malı gerçekten çok güzel. Hatta gömleklerden bir iki tane almak istiyoruz gene. Öyle şimdi eve gideceğiz. Kendi kahve köşem içinde birkaç bir şey aldım. Onları artık eve gidince çekerim. Burada da bayağı oturup çayımızı falan içtik. Şimdi kalkacağız bakalım. Biz eve şimdi geldik arkadaşlar. Hemen şu kahve köşesini yapayım dedim. Size göstereyim dedim. Çok bir şey almadım ama böyle değişiklik olsun diye. Şöyle bir sepet aldım. İçine kahve kavanozumu koymak için. Yanına bir tane de böyle yapay çiçek aldım. Çok hoşuma gitti, böyle püsküllü. Sonra bu hasır suplalardan aldım. Amerikan servislerinden. Üstüne de makinamı koydum. Şunu şuraya da alabilirim. Öyle de güzel oldu. Böyle de. Bir de orada beğendiğim soslukları aldım arkadaşlar. Kahvaltı için böyle. 4 tane aldım. Bir de bunların servis tabaklarından düşünüyorum kahvaltı için. Onları da artık bir dahaki indiğimde. Bu köşeden ekmekliği aldım. Böyle yaptım. İnşallah beğenmişsinizdir. Böyle. Sepet 12,5 liraydı. Yapay çiçek 5 liraydı. 15 lira da buna verdim arkadaşlar. Bunların da tanesi 6 liraydı. Böyle.